Neler söyleyeceksin? Saldırıya uğradınız. Daha sonra. Şu an bir geri gel. Size alabilir miyim? Aranızdaki diyalog ne oldu? Nasıl bir diyalog? Neden saldırdılar size? Hani biz o esnada dükkandaydık. Bir gürültü, bir patırtı duyduk. Bu gürültüyü duyunca tabii dışarıya çıkma ihtiyacı duyduk açıkçası, ne oluyor diye. Biz ilk etapta sanki böyle aile içinde bir sıkıntı varmış gibi anladık ama olayı yaşadığımız zaman anladık ki tamamen kız kardeşimiz kapalı olduğu için diğer bayan da onun kafasına vurmak şeyle başörtüsünü açtı. Yani bu esnada bizi tabii ki çok üzdü. Ondan sonra kardeşimizi içeriye aldık, dükkana aldık. Dedik sakinleşsin diye ama yüzünde endişe vardı, korku var. Olay esnasında çalışma arkadaşımla birlikte müşterilerimizle ilgilenirken dışarıda bir ses duyduk. O sese yönlendiğimizde bu iki kardeşimizin bir hanımefendi tarafından darp edildiğini duyduk. Çünkü darp eden hanımefendiye yetişemedik. Ama çevredeki diğer esnaf arkadaşlarla görüştüğümüz, konuştuğumuzda kendisinin kılık kıyafetinden dolayı saldırdığını, şimdi geldik karakolda kendisiyle alakalı ifademizi vermeye geldik. Şahitliğimizi yapmaya geldik. Arkadaşımın anlattığı gibi olaya tam hakim olamadık. Yani olsaydık zaten müdahale ederdik. Bayan da zaten hızla uzaklaştı oradan. Yani aşağılayıcı kelimeleri falan söyleye söyleye bararak gitti. Hakaret etti yani. Tabii bu şekilde zaten onu söyledi. Zaten onların kayıtları var. Sınava gidiyorlardı. Un kapanındaki bir diş hekimliğinde bir sınava gittiklerini falan söylediler. Tabii yani çok korktular, titrediler. Benim yanımda kaldılar. Daha sonra sizin yanınıza mı sığındılar? Tabii benim yanıma sığındılar. Ben onlarla biraz muhabbet ettim. Onları biraz yatıştırmaya çalıştım. Biraz su verdik, çay verdik falan. Çok korktular. Ağlıyor dedim. Tabii ikisi de çok ağladılar. Herhalde... Beyninde zor var herhalde ya. Ya arkadaşlar bakın, şikayetçisi de olsun. Tamam gelsin. Gelsin gelsin. Çekiyorum zaten. Allah'ın nefesini kessin, geber inşallah. Yakın bütün durduları. Ne zaman? Yakın bütün durduları.